Transform vector konusuyla, transforming word vectors konusuyla başlıyoruz. Şimdi nasıl, machine translation nasıl çalışıyor? Bir kelimemiz var. Mesela hello burada söylediği. Bunu Fransızca bonjour'a nasıl çeviririz? Aslında arasında bir ilişki var bunların da. Ya da bir cümlemiz var, dokümanımız var. Bunu başka bir anlam olacak şekilde nasıl arayabiliriz? Yani burada olduğu gibi can I get a refund diyor ama aslında bunu başka bir şekilde de sormuş olabilir. What is your return policy? Ya da işte may I get my money back gibi. Aralarında bu yakınlığı bulup yine anlamsal olarak en yakın olabilecek başka bir soruyu nasıl dönebiliriz mesela? Bunlara bakacağız. Burada da zaten bu haftanın bunları yapabilmek için bunlara bakacağız diye açıklıyor. Buradan transform vektörleri transform etmeye bakalım ilk önce. Mesela İngilizce bir kelimemiz var, cat. Onu Fransızca'ya çevireceğiz. Öncelikle cat'i nasıl represent ediyoruz? Mesela burada şurada olduğu gibi şu şekilde vektörle represent ederiz. Başka bir kelimeyi yine vektörle represent ediyoruz. Yani aslında bir İngilizce kelimelerden oluşan bütün reprezentasyonları alıyoruz ve bu Fransızca'da onlara denk gelenler neler? Fransızca'da cat için hangi vektör denk geliyor? İşte diğer kelime için ne denk geliyor? Aslında her iki dilde de elimde bu kelimeler var. Yapmam gereken şey bu ilişkiyi bulmak aradaki. Bunu buraya transforme etmek. Nasıl yaparız bunu? Şurayı şöyle geçiyorum şimdi. O zaman mesela İngilizce kelimelerden oluşan vektörüme x dersem burada ve ben bunu Fransızcadan oluşan kelimeleri dönüştürmek istiyorsam ve buna da y dersem bu matrise, bu kelime her bir kelimenin reprezentasyonundan oluşan ve ben bunu aslında bir transformation matrisiyle çarparsam R burada olduğu gibi. O zaman aslında ve ben bu matrisi öğrenirsem bir kelimeleri Fransızca'ya çevirebilirim gibi bir yoldan, bir yerden yola çıkıyor. Ve burada da ne yapacağız? Her optimization algoritmasında olduğu gibi aslında prediction'ımız XR oluyor burada ve gerçek setimizde gerçek doğrular da Y matrisinde belirtiliyor. O zaman ben bu transform ettiğim, yani aslında predict ettiğim XR matrisini Y'den çıkartırsam ve aradaki loss'u hesaplayıp loss'u azaltacak şekilde, minimize edecek şekilde çözersem bu denklemi, aslında ben en optimum transformation matrisini, R matrisini bulmuş olurum. Ve burada da bunu gradient-descent algoritmasıyla çözebiliriz. Nasıl olacak bu? Ben loss'u minimize etmeye çalışıyorum ve bilinmeyen burada R. O zaman R'a göre işte o loss function'ı ne kadar azalıyor? O minimum noktasına gidebilmek için o küçük küçük ne kadar azaldığına, hangi yönde azaldığına bakmak için türevini alıyor. Türevini aldıktan sonra da learning rate ile beraber o gradient'la minimum, loss'un minimum olduğu noktaya gitmeye çalışıyoruz. Gradient descent algoritmasıyla ne kadar biliyoruz ya da burada sorular var mı bu algoritma ile ilgili? Yeni öğrenmiş olan var mı yoksa daha önce biliyor muydunuz? Onu bir görmek istiyorum. Yeni öğrenenler el kaldı. Şöyle yaparsa belki onu... Tamam, zaten bu sanırım herkes biliyor burada. Öyle mi? Tamam, öyle assume ediyorum. Devam edelim.
Okay, şimdi burada loss'u minimize ederek aslında R matrisini öğrenmeye çalışıyoruz. Bu da bizim transformation matrisimiz olacak. Daha sonra neye bakıyoruz burada? Bir tane Frobenius norm. Bu Euclidean norm olarak da geçiyor bildiğim kadarıyla. Bu da aslında bize yani şunu çözmeye çalıştığımız için şu farkı ve bu farkı da Frobenius norm olarak alıyoruz. Aslında Euclidean norm diye de geçiyor bu. Ve onu şöyle hesaplıyoruz. Her bir elemanın aslında element wise karelerinin toplamının karekökü. Şu şekilde. Mesela 2'ye 2, 2 A matrisinde hepsinin karesini alıp toplayıp karekökünü alıyoruz. Şimdi bu gradient descent de tamam. Şimdi bu distance Frobenius normu da öğrendik. Nasıl açarız? Bu zaten şuradan karesi de var. Yani şunların karelerini alınca ve türevini alınca şu forma dönüşüyor. O zaman aslında gradient'ı bu şekilde hesaplayıp her bir learning rate'imizle de çarpıp her bir adımda aslında R'ı update ederek loss'u minimize edeceğiz ve böylelikle de aslında R'ı bulmaya çalışacağız. Şuradan bakalım. Finding the translation. Mesela burada hello kelimemiz var. Bunu transformation matrisimizle çarpacağız ve bunu transforme edeceğiz. Bu aslında bizim predict ettiğimiz hello kelimesinin Fransızca'daki karşılığı olacak. Ha, şimdi biz aslında kendimiz Fransızca hello'ya denk gelen kelimenin reprezentasyonunu bu şekilde bulmuş olacağız. Aslında bir prediction yapmış olacağız orada. O predict ettiğimiz bilgiyle daha sonra elimizde neler var onlara bakacağız. Korpusumuzda Fransızca kelimelerden oluşan. Ona en yakın olanını yine yakın olabilenlere aslında bakacağız. En yakınında dönebiliriz mesela. Var mı buraya kadar sorusu olan, bir şey sormak isteyen ya da tartışmak isteyen? Benim aslında bir sorum vardı. Burada bu transformation matris dediğimiz şey mesela her dilden her çevirirken farklı mı oluyor? Mesela Türkçe, Fransızca arasında yani bu transformation matris belli bir normda mı oluyor değerleri? Hani mesela hello'yu bir şeyle çarpıyoruz bir matrisle ve bunun Fransızca karşılığına en yakın olan vektörü buluyoruz değil mi burada? Evet, yani mesela İtalyanca olduğunda hani orada o matrisin bir şey var mı demek istedim yani bir değeri hep sabit bir değer mi yoksa bir şeyle çarpılıyor mu? evet, aslında farklı. Çünkü biz bunu her buldu. Şimdi İtalyanca olsaydı bizim Y matrisimiz burada farklı olacaktı. Ve biz yine XR şunu çözerek yine bunu çözerek R'ı bulmaya çalışacağız. Çünkü bunun amacı aslında R'ı bulmaya çalışmak. Bu denklemin amacı. O yüzden eğer ki İtalyanca olsaydı elimizdeki tahmin etmek istediğim şey R değişecekti. Yani aslında o transformation elindeki neyden neye çeviriyorsun ona göre değişiyor. Çünkü elinde X ve X şu an bildiğin o dildeki kelimeler var. O translate etmek istediğin Y kelimeler var. Onlar değiştikçe aslında buradaki R da değişecek. Başka var mı? Benim de bir sorum var. Hı. Bu R matrisinden bizim beklediğimiz transformation matrisinden günün sonunda elimizdeki İngilizce kelimelerin Fransızca karşılığını vermesi mi? Yoksa öyle bir transformation matrix bulduk ki diyelim. Günün birinde atıyorum yeni bir İngilizce kelime türetmiş olalım. İngilizce dil kurallarına uygun ve bunun uygun bir Fransızca karşılığı da olsun.
O noktada o İngilizce kelimenin karşılığını bulmasını da bekleyebilir miyiz? Burada elindeki her kelimeye karşılık olan translation'ı yapıyorsun. Hı-hı. O yüzden burada elin yani yeni bir kelime geldiğinde o Fransızca'da olması lazım. Çünkü bunu aslında her kelime için yaptığın için o kelimenin translation'ını öğreniyorsun. Yani, yani bu da... elindeki var olan kelimeler için yapıyorsun bunu. Ya ben şey diye düşünmüştüm izlerken, hani İngilizceden Fransızcaya tercüme kurallarını öğreniyor gibi sanki düşünmüştüm bu Transformation Matrix için. Yani diyelim atıyorum yeni bir İngilizce kelime de burada işte cat, zebra diye işte devam ediyor. Diyelim human kelimesi burada yok ikisimizin içinde. Ama hani olsaydı onu da bir vektörle reprezent etseydik human'ın Fransızca karşılığını da bulurdu diye düşündüm ben. Bu sadece elimizdeki X datası için mi geçerli yani? Transformation Matrix'in performansı. Yani human X'in içinde olmayacak ama ben arı öğreneceğim buradan. Sonra human'a apply ettiğimde arı Y'de Fransızca'daki human karşılığını bulacağım. Evet. Evet. Anladım. Ben de Göker gibi anlamıştım aslında videoyu izlediğimde. Çünkü şey örneğini de vermişti. Python Dictionary örneğini vermişti. Hani zaten bütün kelimelerin karşılığını bulabiliyor, biliyorsak bunu bir dictionary'e koyup bildiğimiz kelimeleri seçebiliriz diyordu. Ama bunu yapmamamızın nedeni bizim eğitim primimizde yer almayan bir İngilizce, Fransızca kelime geldiğinde onun Fransızca karşılığını bulmak diye anladım ben. Hı hı. Şöyle düşünüyorum. Aslında evet orada Transformation'ı öğreniyor burada. Ama her bir kelime için onun transformation'ı ne olacak diye bakıyoruz. Mesela neyle bir cat'i neyle transforme edersem o vektörü Fransızca hanesinde bulurum. Human geldiğinde Yani aslında burada cat train setimizde zebra test setimizde olsa hani ha zebra olmuş ha ben dışarıdan human'ı vermişim çok fark etmez gibi düşünüyorum ama hani emin de olamadım. Öyle mi gerçekten diye. Benim aklımda aslında bir soru var onunla ilgili. Mesela cat bir hayvan olabiliyor. Human işte bir being olabiliyor. Varlık olarak bakabiliriz ikisinin ortak yönü. Farklı yönleri var. Kelime vektörlerinin geçen hafta aslında her bir sütununun farklı bir özelliği point ettiğini söylemiştik, göstermiştik. Ondan dolayı bu farklı point ettiğinden dolayı nasıl diyeyim örnek yani eğitirken sistemi eğitim kümemizde şey varsa eğer, hayvanlarla ilgili veri kümesi varsa sonradan başka bir hayvan gelirse İngilizce ve bunun Fransızcasını bulmak istersek mesela rahat bulabiliriz gibi geliyor. Ama örnek veriyorum bir eşya ismi gelirse ve eğitim kümemizde eşya ile ilgili bir örnek yoksa bunu daha zor buluruz gibi geliyor bana. Çünkü her bir kelimenin 300 boyutu var örnek veriyoruz yine burada kelime vektöründe. Ve her bir boyut bir şeyi temsil ediyor. Örnek veriyorum yani yine o kelime vektöründe bir boyut şeyi belirtirken maskülenliği başka birinde başka bir boyut feminenliği belirtiyor. Eğer şey olmazsa, eğitim kümemizde olmazsa mesela diğer tarafta bunu bulmamız zor olabilir gibi geliyor. Hani bu biraz gelen kelimeye göre değişir. Aynı zamanda eğitim kümesine göre değişir gibi geliyor bana. Evet, bana da mantıklı geliyor. Aslında evet, mesela daha sonra KNN falan yapmamızın amacı da aslında human geldikten sonra ben bunu rotasyon ettim, bir şeyi predict ediyorum. Sonra elimde olan bütün Fransızca kelimelerde diğer onların vektörleriyle olan yakınlığına bakıp en yakını bu olabilir gibi mesela yorum yapabilirim. Yani yeni gelen kelime için onu transforme ettiğimde daha sonra onu bütün kelimelerle karşılaştırdığımda Fransızca'da o zaman buna denk geliyormuş diyebiliriz. Anladım. Çeviri için çeviriyle uğraşmış iseniz ya da uğraştığınız zaman görürsünüz bunu.
iki dilde İngilizce, Fransızca, Türkçe, İngilizce fark etmez. Birbiriyle birebir örtüşen kelimeler çok sınırlıdır, çok da belirli bir alana hapsolmuş durumdadır. Yani renkler gibi mesela. Tarif etmek için kullandığınız hemen hemen bütün kelimeler başka dillerde tam karşılığına değil, yakınında başka kelimelerle çevrilirler. Şey gibi yani, kabaca işte bizim kıskançlık dediğimiz şey İngilizce iki ayrı kelimeye tekabül ediyor. Eğer biz cümlenin gelişinden, İngilizce'ye çeviri yaparken cümlenin gelişinden ne anlama geldiğini anlayıp ona uygun bir kelime seçiyoruz. Dolayısıyla burada şey zaten çok mümkün değil gördüğüm kadarıyla. Yani birebir karşılığını bulmak bir kelimenin zaten hani öyle bir iddiası da yok gördüğüm kadarıyla. Yaklaşık bir şey. İşte olabilecek en yakın şey. Çok fazla boyutun olması da yanlış yorumlamıyorsam eğer buradaki sapmaları azaltacak bir özellik gösteriyor. Çok farklı yerlerden bakarak daha ortalama, daha genelleştirilmiş bir şeye ulaşmaya çalışıyoruz sanıyorum. Çok çok boyut derken word vektörünün çok boyutundan mı bahsediyorsun? Evet. Evet. Ben evet, güzel. Var mı yorumu olan buna? Ben teşekkür ederiz. Bence güzel oldu. Var mı bir şeyler eklemek isteyen? Tamam. Devam edelim mi öyleyse? Burada arı öğrendik. Arı bulmak için bu denklemimizi çözüyoruz dedik. Frobenius norm'dan bahsettik. Ve buradaydık. Evet, şimdi burada evet hello geldi. Hello'yu r'la çarpıp tamam, aslında bir şey predict ettik. Yine şimdi o kelime Fransızca olanların arasından en yakın olanını, benzer ona ne, tam olarak Tolga'ydı değil mi? Tolga'nın dediği gibi tamamen aynı anlamda olan değil ama ona en yakın olabilecek neler var, o space'e bakacağız. Oradan en yakın olanını bulmaya çalışacağız. Burada nearest neighbors'lara örnek veriyor. Yani işte bir arkadaşınız varsa, neydi hikayesini unuttum galiba. Bir şehirdesiniz, kimleri ararsınız? Aslında işte Şengay'daki arkadaşına değil de kendi çevrendeki arkadaşlara önce bakarsın gibi. Buradan onun aslında tam nearest neighbor KNN'e girmemişti. Ama onun biraz intuition'ını veren bir örnek veriyordu videoda. KNN'i anlatmak isteyecek olan var mı? Biraz onun üzerine konuşalım isterseniz. Peki KNN'i biliyor muyuz? Burada çünkü çok bahsetmemiş KNN, approximate'dan bahsediyor ama KNN'in kendisinden çok bahsetmemişti videoda. O yüzden bir hatırlamak bence güzel olacaktır. Var mı biz hatırlatmak isteyen, üzerine konuşmak isteyen? Yok mu? Peki, o zaman şöyle diyelim. Burada örnekte de vardı. Aslında mesela kelimeler hakkında konuşabiliriz. Kelimeleri map ettikten sonra vektörlerle reprezent ettik ve iki boyutlu reprezent ettiğimizi düşünelim şimdi. Şurada bir graf var mıydı acaba? Hatırlamadım. Ve diyelim ki bir kelimenin gerçek anlamına bakıyoruz. Mesela yine hello kelimesi olsun. İşte etrafındaki bütün kelimelere baktığımızda onu aslında en yakın olan çevresindeki en tane komşusuna bakıyoruz. Ve o en yakındaki komşuların bütün hepsine bakıyoruz aslında. Bütün tek tek, bütün diğer vektörlere bakıyoruz. Mesela hello geldi bize ve sonra bakıyoruz ki bütün bütün İngilizceden aslında yola çıkalım. Hello geldi. Çevresinin bütün kelimelerle yine İngilizce'deki karşılaştırdık. Sonra bakıyoruz ki uzaklık, bunu sıralıyoruz. Diyoruz ki en yakın olanlar, en yakın 3 mesela. Hi,
vektörünün reprezentasyonu çok yakın. İşte WhatsApp'ın çok yakın vesaire. Ve bunlar aslında o çevresindeki, Hello vektörünün çevresindeki en yakın vektörleri bakıyoruz. Ve bunlar aslında nearest neighbor'ları olmuş olacak. Çok güzel anlatamadım ama belki birazdan daha netleşir bir şeylere baktığımızda. Buradan şimdi burada KNN'i aslında şöyle bilmek güzel oluyor. Yani birazdan approximate KNN'e geçeceğiz. Yani KNN'de yaptığımızda bütün her şeyiyle karşılaştırıyoruz. Mesela hello geldiğinde ben hello'yu atıyorum table'la karşılaştırmayayım ya da hello'yu window'la karşılaştırmayayım. Çünkü onlar çok zaten yakın şeyler değil. O yüzden biraz daha onunla yakın olabilecek şeylerle karşılaştırsam biraz computational açıdan daha kâr etmiş olurum. O yüzden bir optimizasyona gitmek mantıklı. Burada da mesela örnekte verdiğinde de şey diyordu. San Francisco'daysan işte diğer kıtalardaki arkadaşlarına bakma. Onlarla zaten görüşemeyeceksin. Sadece San Francisco'ya. Yani local olarak, local olduğun yerdeki şeylere bak diyordu. O yüzden K-nearest güzel bir algoritma ama çok bazı şeylere gereksiz bakıyoruz search yaparken. Onu nasıl optimize ederiz? Onu da aslında birazdan anlatacağı locality sensitive hashing ile yapabiliriz. Buradan da o konuya giriyoruz. Hash table bunun için de öncelikle hash table'ları anlatıyor. Yani burada aynı hash value'ları olan şeyleri aynı bucket'lara koyduğumuzdan bahsediyor. İşte şu maviler 0, 1, diğerleri 1, 2. Hepsinin aslında hash value'su aynı olan şeyler aynı bucket'ta, aynı yerde değerlendirildiğini söylüyor. Mesela burada bir hash vektöre bir hash function uyguladığımızda bir hash value elde edeceğiz. Mesela burada şey yapabiliriz, number of buckets'ı 10 kabul edip işte 100 ve 10'u sıfırlı kısımda, 4'ü 10, 14'ü 4'ün altında, 7'yi 17 ve 97'yi de 7'nin altında gruplayabiliriz. Evet, bu bize bir şeyler verecek ama acaba bir şeyleri de kaybedebiliyor muyuz? Yani aslında bu hash function benim ne kadar locality'mi specify edecek şekilde, yani ne kadar specify edebiliyor? Bu ne kadar iyi bir hash function bu konuda? Aslında burada mesela bu çok iyi bir hash function olmayabilir. O zaman ne yapabiliriz diye düşünüyoruz. Acaba işte diyelim ki şu aynı renkte olanlar aynı yerde olan bilgiler dersek, mesela 100 ile 97 aynı yerde olan lokal olarak birbirlerine yakın ama bu hash function'ında çok ayrı yerlerde duruyorlar. Biz bunları aslında nasıl aynı bucket'ın altında toplayabiliriz? O zaman bir hash function'ımızı değiştirelim. Nasıl bir hash function uygulayabiliriz düşünmemiz lazım. Burada da locality sensitive hashing denilen bir hash function devreye giriyor. Burada bunu vektörler için düşündüğümüzde aslında ben bazı plane'ler çizersem ve o plane'lerde aynı tarafta kalanlar diyebilirim ki bunlar birbirine yakındır. Bundan yola çıkarak çalışan bir algoritma, yani hash function locality sensitive hashing. Bunu da şöyle açıklıyor. Mesela bu örnekte, bu görselde ya da şuradan devam edelim. Bir tane plane çektiğimizde o plane'i bir normal vektörüyle define edebiliriz. Onu normaliyle define ettikten sonra o normalinin aslında sağında kalanlar, solunda kalanlar ya da arkasında kalanların bir şekilde bulabiliriz. Nasıl bulduğumuzu açıklıyoruz şurada. Mesela şu
plane'e baktığımızda bir normal vektörüyle represent edilen plane'e baktığımızda vektör 2'yi çarpın vektör 1 ile olan ilişkisine bakalım öncelikle. Vektör 1'i bu plane'e project ettiğimde 3 değerini alıyorum. Vektör 2'yi project ettiğimde 0, vektör 3'ü project ettiğimde de -3 değerini alıyorum. Ve bunlar aslında bize bir şeyler söylüyor. Şunu söylüyor, eğer ki sign'larına bakarsak, artı eksi olup olmadıklarına bakarsak, vektörle vektörün üzerinde ise 0. Eğer ki diğer tarafta vektörle plane'le aynı taraftaysa, yani normal vektörüyle aynı taraftaysa artı ve diğer taraftaysa aslında eksi çıkıyor. O zaman buradan şunu da öğreniyoruz. Bu eğer ki bir vektörün plane'de projeksiyonunu alırsak o plane'e göre hangi tarafta olduğu bilgisini bulabiliriz. Yani bu da aslında bize lokaliteyle ilgili bir bilgi sağlıyor. Bunu kullanarak ve burada nasıl project ettiğimizi gösteriyor. Geçen hafta da görmüştük bunu sanıyorum. Görmüştük hatta. PCA'yı anlatırken nasıl bir vektörünü project ederiz diye. Dot product'ını alarak project ediyoruz. Dot product'ını aldıktan sonra o sonucun artı ya da eksi oluşu bize hangi tarafta olduğuna göre bir bilgi veriyor. Burada da işte side of plane'i bulmak istersek küçük bir kod yazmış. Burada da dot product'ını alıyor vektörün o plane'de. Daha sonra sign'ına bakıyor. O sign'ını artı bir işte ne yapıyor? NumPy'de asikeler fonksiyonunu kullanarak sign'ını ona veriyor ve artı eksi ya da sıfır olup olmadığını dönüyor. Şimdi biz aslında burada bir şey öğrendik. Lokaliteyi aslında nasıl encode edebileceğimizi öğrendik. Şimdi bu bilgiyi kullanarak az önce de hash function'ların dedik ki mesela moduna göre hash function almak çok iyi bir hash function olmadı. O yüzden lokaliteyle fonksiyon bir hash function oluşturursak ve aynı lokal olarak birbirlerine yakın olan vektörleri aynı bucket altında toplasak aslında daha iyi sonuç. Aslında search yaparken sadece orada mesela o bucket'ı bucket içerisinde arama yaparız. Mesela bu bizim bu bir şeyleri daha hızlı yapacak search işlemlerinde. Şimdi bunların hepsini birleştirelim diyoruz ve burada hash fonksiyonumuz nasıl çalışır onu göreceğiz bunun için. Evet, hash fonksiyonumuzu öğreneceğiz. Burada sign'ları öğrendik. Sign'ları öğrendikten sonra o zaman şöyle bir hash function uygulayabiliriz. Mesela şurada İlk örnekte şu kırmızı diyeceğim onu tam kırmızı gibi de değil. Kırmızı plane'in V vektörüyle sonucu 3'tü ve sign'ını artı 1 bulduk. Ve buradan diyoruz ki o zaman bunun hash value'su sign'ı kadardır artı 1. Yok burada ne demiştik hash? Hatırlayan var mı? Buna neden 1 diyoruz burada? Pozitifse 1, negatifse 0. Evet, pozitifse 1, negatifse 0. Tamam, burada evet, burada aslında şey yapmamıştı. Pozitifse, negatifse ve 0'sa gibi değildi. Evet, pozitifse 1 ve negatifse 0 şeklinde söylüyor. Tamam, bu o zaman 3 sign'ı pozitif 1, o zaman 1. Burada da aynı şekilde yapıyor. Bu eksi olduğu için 0 oldu. Ve bunları İki tabanında yazarsak çünkü aslında her bir plane'de her bir plane ikiye bölüyor. Yani aslında 3 tane plane yaptığımızda aslında 8 farklı yerde olabilirler.
Bunu da bu şekilde iki tabanında aslında 2 üzeri 0 ilkinde çarpı bu hash value'su artı 2 üzeri 1 çarpı hash value'su artı 2 üzeri 2 işte kaç tane olduysa 2 üzeri n çarpı hash value'sunu toplayarak hangi hash value'sunu buluyor. Şimdi buraya kadar bir şey var mı? Soru var mı? Benim bir sorum var Nezihe. Neden üssü 0, 1, 2 diye gittiğini anlayamadım da. İkiye böldüğümüzü şimdi açıkladın. Onu da soracaktım. Plane 2'ye bölüyor. Yani H1'e neden 2 üzeri 0 denk geliyor? Yani o sıralama neye göre? Ben şöyle anladım bunu. Yani mesela bir tane vektörüm olsaydı, pardon, bir tane plane çizmiş olsaydım, 2'ye bölmüş olacaktım ya. Evet. O evren şeyi, space'te. Daha sonra 2'ye böldüysem aslında, yani 2 üzeri 0 çarpı 1'im olabilir. Bir de 2 üzeri 0 çarpı 0'ım olabilir. Yani 1 ile 0 sonucunu elde edebilirim. O evet. Da aslında 2 olduğu için 2'yi 0, 1 ile ifade ediyor. Şimdi bir tane daha plane ekleseydik, bir tane daha plane ekleseydik 4 olacaktı. Evet, 4 olacaktı. 4'ü de nasıl ifade edebiliriz? 2 üzeri, bir dakika, 2 üzeri 2 maksimum olacak şekilde, değil mi? 2 üzeri 2. 2 tane plane'imiz varsa, evet, maksimum 4 olur. Maksimum 4 olur ama daha fazla sayı mı alabiliyoruz burada? 2 üzeri 0 artı. Ama o zaman da 2 üzeri 1 artı 2 üzeri 0 olacak. 3 tane yani dediğin yöntemle uygulanınca 3 plane varmış gibi anlaşılıyor. Sanki şey yapmış, binary'de yazıp ikilik tabanda yazıp sonra sayıyı şeye çevirmiş. Yani ikilik tabanda bir şey oluşturmuş, hash oluşturmuş. Sonra onu normal onluk tabana çevirmiş oluyorsun diye. Mesela 2 olduğunda 1 0 aslında 2'yi o şekilde reprezent edip 4 olduğunda da 1 0 0 değil mi? Evet. Peki şeyi mesela 2 üzeri 1 neden H2'ye denk geliyor? 2 üzeri 3 neden 2 üzeri 3 yok da 2 üzeri 2 hani o sıralamayı neye göre yaptığını anlayamadım aslında. Anladım. Yani bana şöyle gelmişti. Dediğim gibi 2'ye 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 sürekli böldüğümüz için ilki için hangi tarafta olduğunu aslında o 0 1 ile yani o ikilik tabanın ilk bitiyle kontrol ediyor gibi. Sonra diğer bir plane için hangi tarafta olduğunu o diğer bir aslında onluk tabanına göre düşündüğümüzde evet ikinci indeks olacak ya. İkinci indeksi de 2 üzeri 1'dir. Onun ne tarafta olduğunu yine hash value 0 1 olabilir. Onunla kontrol ediyor. Sonra geliyor üçüncü plane'e göre hangi tarafta olduğunu. O üçüncü plane'de 2 üzeri 2 ile onluğa çeviriyor onu. Yine 0 1 ile. Sonra 2 üzeri 3 ile dördüncü plane'in aslında 0 1 ile hangi tarafta olduğunu kontrol ediyor. Böylelikle onluk tabana çevirmiş oluyor aslında. Anladım. Yani ilk başta zaten hani birincisinde iki site var. Dolayısıyla yeni bir plane eklenince bu 4 site'a çıkıyor. Bu 4 site'tan bir tanesinde olabilir sonuçta. Evet. Üçüncü eklenince 8 site oluyor. Yani sırayla ilerliyor aslında. Nereden başladığımıza bağlı aslında bu şey. İlk plane'i nereden uyguluyorsak oradan da denklemi kurabiliriz. Ve şöyle de düşünebiliriz. Aslında mesela bunu şeyle yani n tane 0 1 ile ifade ediyoruz gibi düşünelim. N tane plane'in hash value'sunu. Sıfırıncı indekste olanlar sıfırıncı indeksteki plane'e göre hangi tarafta olduğu. Evet. Birinci indekste olanlar birinci plane'e göre hangi tarafta olduğu. İkincidekiler ikinci plane'e göre nerede olup olduğu. Bir önceki plane'e göre veya bir önceki kümülatif plane'e göre nerede olduğu. Aslında evet. Kümülatif olarak plane'in olarak. Aynen.
Anladım. Bu indeksi başta değişiklik versen, mesela üçüncü kelimeyi birinci sırada yazsan, bu sefer eksi 2 çarpı 2 üzeri 0 olacak mesela. Yani H3'ün değeri 0 ya, ben bunu indekste 1 yapmış olsaydım, buradan başlamış olsaydım. Ama hash value değeri değişir o zaman. Evet. Yani sıralamayı değiştirir. Evet, şey sabit ama bence. Bu plane'leri sabit şekilde koyuyorsun. Yani hash fonksiyonunun tanımı P1, P2, P3'e göre oluyor. Şey de diyebilirsin, hash fonksiyonu P2, P3, P1'e göre de diyebilirsin. Anladım. Tamam. Ona göre hash değerleri de tabii değişecek. Evet. Anladım. Teşekkürler. Güzel. Ben de çok düşünmemiştim. Bence şimdi ben de güzel şu an anladım. Evet, sen de cevabı mantık yoluyla güzel buldun bence. Var mı yok? Kafa karışıklığına yol açmadık umarım burada. Lane'leri neye göre belirlediğimize dair, burada hash'leri neye göre sıraladığımıza dair bir ön kuralımız yok. Ama zaten bu sistem şeyi söylüyor bize. Yani kaç tane plane varsa o kadar oluşan hücre için, her bir hücre için bir sayı var. Yani notasyon onu söylüyor zaten. İki bit sistemde her bir bit için bir tane bir işlem yapıyoruz. Topluyoruz sonra bunları. Dolayısıyla burada herhangi bir değişiklik olduğu zaman iki farklı grubun aynı sayı sonucunu vermesi mümkün değil. Her bir hücre için bir tane sayı var. Hangi işte her bir hash değeri öyleyse hangi hücrede bulunacaksa ona uygun bir sayı alıyor. Başka bir sayı alamaz yani. İki ayrı hücrenin aynı şekilde sayılandırılması, numaralandırılması mümkün değil. Doğru mu anlıyorum? Evet, doğru anlıyorsun. Her bir hücrenin başka bir sayı alması, yani o hücre çünkü o plane'e göre encode burada P1, P2, P3 sıra mesela, o hücre P1'e göre nerede oldu? Sonraki P2, sonraki P3'e göre. O yüzden o hücrelerin başka bir değer alması mümkün olmayacak. Çünkü zaten sadece ona göre nerede olduğunu encode ediyor. Var mı başka sorusu olan? Yalnız çocuğum benim. Tamam, devam ediyoruz o zaman. Pardon. Evet, burada da sign eğer ki sıfırdan büyükse 1, sıfırdan küçükse 0 olarak kodlayacağını söylemiş zaten. Bence bunların yerleri değişik olsa daha güzel olacakmış. Evet. Burada da bunu nasıl kodladığımızı gösteriyor. Bir tane P plane'i var, bir tane de vektör var argüman olarak. Ve burada ne yapıyoruz? Hash value'yu 0 olarak başlatıyoruz. Daha sonra plane'de enumerate ederek o plane'in vektöre göre, bu plane listesi ilk aldı. Sadece tek bir plane değil, list of planes. Her bir plane'e göre side'ını belirliyoruz. Ve önce hangi tarafta olduğunu bunu sign'a göre yapıyoruz. Eğer ki sign sıfırdan büyükse 1, eğer ki sıfırsa 0 döndürüyor. Ya da değilse 0 olarak buluyoruz. Daha sonra 2 üzerin bu değer, sürekli bunu bütün planer için yapıp topluyoruz.